Evet, Eğitim ve Yaşam'ın ikinci bölümüne başlıyoruz. Yine çok değerli konuklarım var stüdyomda. Vakıf Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Sayın Bahar Akıngüç Günver, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Erhan Aykut bizlerle. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Evet, şimdi ben Vakıf Üniversiteler Birliği'nin neden kurulduğunu merak ediyorum açıkçası. Evet. Niçin kurdunuz böyle bir birlik? Vakıf Üniversiteleri Birliği aslında bundan 10 sene kadar önce kuruldu. Hı hı. Ve bu sayı gittikçe artmaya başladı, vakıf üniversiteleri sayısı. Bugün bildiğiniz gibi çok ciddi 68 tane vakıf üniversitesi, evet, var. Aşağı yukarı bundan 4-5 sene önce Vakıf Üniversiteleri Birliği'nde bir reorganizasyon yapıldı. Ve bu birlik vakıf üniversitelerinin ortak çıkarları, hı hı, vakıf üniversitelerinin çalışmaları, tanıtım, eğitim, öğretim, kalite gibi konularda çalışmalar için bir ortak bir vizyon belirlemek üzere kuruldu. Peki uluslararası bağlantıları falan artık bu bir vakıf üzerinden mi yürütülecek? Nasıl bir yol izlenecek? Evet, şu anda Vakıf Üniversiteleri Birliği sadece aşağı yukarı 30'a yakın üniversitemizin katıldığı bir birlik. Bu birlikte üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin uluslararasılaşma, hı hı, ve şeyin yüksek öğretimdeki stratejik hedeflerle ilgili belli konularda bir takım çalışmaları var, bir master planı var. Bu master plan doğrultusunda devam edecek. Aşağı yukarı 200 bine yakın bir vakıf üniversitesi de öğrenci şu anda öğretim, hı hı, görüyor. 68 vakıf üniversitesi, 103 tane devlet üniversitesi var. Yani oran olarak baktığımızda vakıf üniversiteleri %70'ini oluşturuyor, evet, şeyin. Ağırlıklı olarak İstanbul'a baktığımızda da şu anda İstanbul Üniversitesi'ndeki İstanbul'daki vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin sayısı devlet üniversitelerinin sayısından çok daha fazla. Bu gün geçtikçe de artıyor. Evet. Bu rekabet tabii kaliteyi getiriyor beraberinde. Getirecek mi? Siz aynı görüşte misiniz Erhan Hocam? Ne dersiniz? Bu rekabet kaliteyi getirecek mi yoksa rekabet kaliteyi getirdi. Getirecek mi diye düşünmeye gerek bile yok. Örneğin araştırma çıktılarına baktığımızda vakıf üniversitelerinin en iyileri devlet üniversitelerini fersah fersah geride bıraktılar. Hı hı. Tersine beyin göçünü son derece başarılı uyguladılar. Yurt dışından getirilen akademisyenlere araştırma çıktılarını yukarıya çekebilmek için gereken olanakları sağladılar. Dolayısıyla bunun da karşılığını aldılar. Bugün TÜBİTAK'ın ve TUVA ödüllerinin listesine baktığımızda ilk 5'te 3 tane vakıf üniversitesini görüyorsunuz. En tepede de başka bir vakıf üniversitesini görüyorsunuz. Dolayısıyla rekabet kaliteyi bence getirdi. Bundan sonra kaliteyi daha da yukarılara çekmesini bekliyoruz. Ama devlet üniversitelerinin vakıf üniversitelerle rekabetinden bahsetmiyorum burada. Aslında benim bahsetmek istediğim, yani bu kadar vakıf üniversitesi açılmasının getireceklerinden bahsediyorum. Belki bir denetim mekanizmasının daha bir güçlenmesinden. Mesela birliğin böyle bir mekanizması olacak mı? Birlik değil ama YÖK başkanımızla 1-2 Haziran'da Bolu'da yaptığımız çalıştayda, hı hı, YÖK başkanımız YÖK'ün tekrardan bu anlamda bir akreditasyon, kalite güvence sistemlerini oluşturacak, hı hı, bir yapıya bürüneceğiyle ilgili güzel haberler, müjdeler verdi bize. Hı hı. Dolayısıyla bu konuda birlikler, yalnızca bu Vakıf Üniversiteleri Birliği değil, onun dışında Yüksek Öğrenim Meclisleri de var. Bu farklı Türk Odalar Birliği'nin Yüksek Öğrenim Meclisi var. Bunlardan da bir takım bu anlamda raporlar istedi. Biz de bu konuda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Peki yaşam boyu eğitim diye bir sloganınız mı var sizin de, yanlış bilmiyorsam? Yaşam boyu öğrenme sloganımız, evet, var, evet. Peki ne yapacaksınız? Bununla ilgili çalışmalar neler? Bu yaşam boyu öğrenme sloganı çerçevesinde tabii yani bu bizim üniversitemizdeki, hı hı, bir çalışma ama ben yaşam boyu öğrenme sisteminin içinde vakıf üniversitelerinin uluslararasılaşma ve güçlü uluslararası ilişkiler kurmasını da çok önemsiyorum. Hı hı. Yani bugün eğer vakıf üniversiteleri biraz önce kalitede rekabet kaliteyi getirecek mi diye sorguladınız. Bence bu da önemli başlıklardan bir tanesi. Uluslararası, güçlü uluslararası ilişkiler, vakıf üniversitelerinin bir takım farklılıkları var. Daha dinamikler, daha hızlı hareket edebiliyorlar. Hı hı. Bürokratik çok o kadar fazla engel yok önünde. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler bu anlamda uluslararası ilişkilerin gerek üniversiteler arasında, vakıf üniversiteleri, gerek de devlet üniversitelerine önemli ölçüde bir farklılık yaratacağını düşünüyorum. Bugün uluslararası ilişkilere baktığımız zaman, hı-hı, uluslararası ilişkiler sadece
bir takım 2 artı 2, 3 artı 1 gibi çift diploma programlarının ötesinde çok ciddi bir takım akademik toplantıların, sempozyumların, kolokyumların yapılmasına ve bunların da İstanbul'da, Türkiye'de yapılmasına fırsat veriyor. Bunların da çoğunu vakıf üniversiteleri gerçekleştiriyor. Bu bence çok önemli bir hem rekabet unsuru hem de çok önemli bir gelişim gelişim göstergesi. Peki hocam, siz üniversite sonrası kariyer için özel bir çaba harcanacağının böyle bir belirtmiş Vakıf Üniversiteleri Birliği. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bunun aslında Vakıf Üniversitesi ile Devlet Üniversitesi ile alakası yok. Eğitim zaten yaşam boyu olması gereken bir şey. Evet. Tanıtıma gelen öğrencilere söylediğimiz şey, aldığınız diplomanın raf ömrü 5 sene. Eğer sulamaya devam etmezsen bu beyni kurur. Dolayısıyla hangi üniversiteyi bitirirseniz bitirin, sürekli eğitime sürdürmek zorundasınız. Hayatınızın sonuna kadar kitap okumak zorundasınız. Yeni bir şeyler öğrenmek zorundasınız. Üniversitenin hedefi de zaten bu işi kendi kendinize yapmanızı sağlamak. Ondan sonra da tekrar okula geri dönmek istediğinizde gereken dersleri açarak size yardımcı olmak. Burada vakıf devlet ayrımı olmadan her üniversitenin yapması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim çok gerilerde. Bunun çok daha yukarılara çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim sadece üniversite çağındaki öğrencilerin yüzde kaçı üniversiteye gidiyor sorusunu sormayıp, bununla yetinmeyip, üniversiteden mezun olduktan sonra insanların ne kadar üniversiteye geri geliyor sorusunu da sormamız lazım. Eğer dünyanın en tepedeki 10 ekonomisinin arasına gireceksek, sürekli eğitim olmadan, yaşam boyu eğitim olmadan bunu başarabileceğimizi düşünmüyorum. Bu devlet meselesi, millet meselesi, vatan meselesi. Vakıf devlet ayrımıyla bunun bir alakası yok aslında. Evet. Bu aynı anlamda Bolu Çalıştayı'nda yaptığımız çalışmada bir takım öneriler geliştirdik. Yani 2023'ün hedeflerini, yüksek öğretimde 2023'ün hedeflerini bir yön göre oluşturduk. Ve bu yön göre dedi ki stratejik öncelikler hangileri? Önemli önceliklerden bir tanesi de buydu. Yani yaşam boyu eğitimle ilgili bir takım kıstasların ortadan kalması. Bugün vakıf üniversiteleri üniversitenin sürekli eğitim merkezleriyle bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Ama bunun dışında belki yeni bir sistemle 30 yaşından sonra, yani adult education diyebileceğimiz yetişkin eğitimiyle ilgili çok farklı bir takım çalışmalar yapılabilir. Peki, bu da öneri olarak bizim başkana sunduğumuz önerilerin içinde vardı. Peki üniversiteye giriş sistemiyle ilgili böyle bir öneriniz falan oldu mu? Paylaşır mısınız bizimle bu çalıştayda Yöke? Evet, aslında beraberdik çalıştayda. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Oldu. Zaten görünen o ki üniversiteye giriş sistemi Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl diyeyim ben size içinde bir değişikliğe uğrayacak. Sistemi kurgulayanlar dahil bunun mükemmel bir sistem olmadığını biliyorlar. Farkındalar, söylüyorlar. Bence ÖSS sınav kalacak, fakat sınavın dışında başka bazı kriterleri de değerlendirmelerine izin verilecek üniversitelerin. Kendi mülakat süreçleriyle öğrenci seçmelerine izin verilecek. Herkes bunun doğrusunun bu olduğunu düşünüyor ama şu anda hazır değiliz buna. Yumuşak geçiş nasıl yapılabilir? İşte belki ilk sene sınavın ağırlığı %100'den %90'a çekilir, sonra 70'e çekilir, sonra 60'a mı çekilir? Bunları konuşmaya başladık. Bu da aslında vakıf devlet arasında çelişkili olan bir konu değil. Devlet üniversiteleri de bunun en doğru sistem olmadığını biliyorlar. Şu anda kötü bir sistemi mükemmelleştirmiş durumdayız biz ÖSS sistemi sayesinde. Evet. Ama artık bunun değişmesi gerektiğini YÖK de söylüyor. Milli Eğitim Bakanı da bunun farkında. Üniversiteler de bunun farkında. Ama daha tam yerine ne oturtabileceğimizi bilmiyoruz demeyeyim ama hazır değiliz diyeyim. Şu anda üniversitelere kendi öğrencilerini kendiniz alın deseniz üniversiteler kalırlar böyle. Çünkü bu konuda bir ekspertiz geliştirilmedi üniversitelerde. Evet. Nasıl olsa merkezi yerleştirme bize öğrencileri veriyorlar diye bu işi tamamen kulak arkası ettiler. Şimdi yavaş yavaş bunun düşünülmeye başlanması gerekiyor. Kendi öğrencimizi nasıl seçerizin gündeme gelmesi gerekiyor. Merkeziyetçi bir sistemden desantralize, daha alemi merkeziyetçi bir sisteme geçişin sancıları yaşanacak. O sancıların yaşanmaması için o sürecin, yani o merkeziyetçi sistemden adimi merkeziyetçi sisteme geçiş sürecinin doğru planlanması lazım. Bununla ilgili de YÖK Başkanımız gerçekten bir takım çalışmalar yapıyor, çalıştaylar yapıyor. Farklı paydaşlardan, yani üniversitelerin, üniversitenin öğretim üyeleri, mütevelli eğitim başkanları, rektörleri, öğrencileri, bütün bu farklı paydaşlardan farklı bir takım feedbackler oluyor. Bu feedbacklerin sonucunda bence bu sürecin doğru planlaması için elinde bir takım bilgiler olacak ve bu süreci doğru planlanacak. Ve bu süreçte Erhan Bey'in dediği gibi sancılı geçmeyecek. Peki kişisel görüşünüz sizce nasıl olmalı?
Üniversiteler ben sınav olarak merkeziyetçi sınav olmalı. Evet. Ama üniversiteler o merkeziyetçi sınav bir puan, bir sınav olmalı ve o sınavdan sonra bir puanlar belirlenmeli ve o puanlara göre yerleştirme merkeziyetçi olmamalı benim görüşüm. Hı hı. Yerleştirmeyi tamamıyla üniversiteler kendi mülakatlarıyla yapmalı ama merkeziyetçi bir sınav olmasının kalite güvencesi açısından kesinlikle katılıyorum ben de. Hocam siz ne dersiniz? Vallahi iki tane örnek vereyim size. Bu sene biz pilot eğitim programına başladık ve bunun için üniversite sınavının yanında bir yetenek testi yapılması gerekiyor. Reaksiyon zamanının ölçülmesi gerekiyor. Çocuk uçağa bindiği zaman kasılıyor mu, bunların ölçülmesi gerekiyor. Bütün dünyada bu böyle yapılıyor. Biz de bunu önerdik YÖK'e. Fakat maalesef merkezi yerleştirme tercih edildi. Ciddi bir kaynak kaybından bahsediyoruz burada. Evet. Biz ÖSS sınavını alıp onun yanına yapacağımız sınavların da skorları hepsi halka açık bir şekilde yapılmak üzere koyup ondan sonra en yukarıdan puan alanlardan alacaktık. Yani ÖSS'yi kullanarak yeni bir sınav sistemi geliştirmeye çalışıyorduk. Bu da ÖSS'ye alternatif bir pilot çalışma olacaktı bizim için. Ama maalesef merkeziyetçilik galebe çaldı ve buna izin verilmedi. Ama inşallah yakında bu değişecek diye ümit ediyorum. İkinci örnekte şu anda Hayatının Oyunu diye bir oyun kurguladık biz, Facebook uygulaması. Burada finale kalan öğrencileri kampüse çağırıyoruz. Mülakatla kendilerine üniversitemize hangi seviyeden yerleşirlerse yerleşsinler %100, %50, %25 seviyesinde burslar veriyoruz. Böylelikle ÖSS geriliminden de öğrencileri biraz kurtarmaya çalışıyoruz. Gelin kendinizi gösterin, bursunuzu alın demeye çalışıyoruz. Evet. Bu ikisi pilot aslında bizim için. Evet, güzel bir uygulama, takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Sağ olun. Peki vakıf üniversitelerinin Türkiye ekonomisine katkısı nelerdir, nasıldır? Bugün 68 tane vakıf üniversitesi var. Aşağı yukarı en son Vakıf Üniversiteleri Birliği'nin yaptığı istatistiklere, çıkarttığı istatistiklere göre... burada 200 bin öğrenci öğretim görüyor. 27 bin personel var bütün vakıf üniversitelerinde. 27 bin personelin aşağı yukarı 17 bin akademik personel. Ve bu tabii çok istihdama çok ciddi bir katkı sağlayan bir şey. Onun dışında %30 gibi bir burs veriyor aşağı yukarı ortalamada vakıf üniversitelere. %30 burs da aşağı yukarı 750 milyon Türk lirasına karşılık gelen bir rakam. Bu da tabii önemli bir Türk ekonomisine bir kazanç sağlayacak bir şey. Bütün şimdiye kadar vakıf üniversitelerinin içinde bilmiyorum 16 en yaşlı üniversite 20 yaşında şu anda. Yani vakıf üniversiteleri aslında çok genç bir üniversite grubu. Özellikle de Orta Avrupa ve Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversiteyle yaşı karşılaştırmayacak kadar gençler. Çok kısa bir süreçte çok ciddi bir atılımlar yapıldı. Burada çok ciddi yatırımlar da tabii yapıldı. Burada bu 16-20 yıllık süreçte aşağı yukarı 45 milyar Türk lirası kadar vakıf üniversitelerinin yaptığı bir yatırım var. Bu gerçekten Türk ekonomisine önemli bir değer katmıştır ve devletin üzerindeki yüksek öğretim hizmeti yükünü önemli ölçüde almıştır diye düşünüyorum. En azından ben Vakıf Üniversiteler Birliği'nin bir standartı olacağını üniversitelerin ve bunu hani YÖK'e sunulacağını düşünüyorum. Ne dersiniz? Bu ama bizim işimiz değil. Bu YÖK'ün işi. İşte sizin yani akreditasyon, belki, standartizasyon YÖK'ün işi. Vakıf Üniversiteleri Birliği olarak böyle bir standardı YÖK'e götürmeniz belki bizi bir standart getirecek vakıf üniversitelerine. Ne dersiniz? Ben de kesinlikle katılmıyorum. Bu YÖK'ün işi diye düşünüyorum. Çünkü Vakıf Üniversiteleri Birliği de sonuçta rakip, refik bir takım üniversitelerin bir arada olduğu, ortak çıkarlarını kolladığı bir yer. Bu işin subjektif değil, objektif, dışarıdan bir bağımsız denetimle olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir audit böyle gibi, yani nasıl ki bir audit firmaları, şeyleri, firmaların finansal finansal verimliliğini kontrol ediyor, audit ediyor. Dışarıdan bağımsız bir şey yapıyor bunu. Bunu derneğin değil, YÖK'ün beraber çalışacağı bağımsız bir denetim kuruluşuyla yapacağını ki bununla ilgili de söylediğim gibi bir şey aldık, bir söz aldık başkandan. Evet evet. Peki tercih döneminde öğrenciler iki tane çok değerli üniversiteyi karşımda birlik olarak ağırlasam da tercih süreci için öğrencilerinize önerileriniz neler diye sormadan edemeyeceğim açıkçası. Tercih dönemi çok önemli. Üniversite yaşamı bana göre üniversite yaşamı insanın hayatının en önemli dönemi. Bu üniversite yaşamında öğrencinin yalnızca meslek edinimi olmuyor. Onun dışında çok önemli bir kimlik gelişimi,
hayat duruşu, entelektüel sermayesini geliştirdiği, biriktirdiği bir dönem oluyor. Dolayısıyla bu bağlamda öğrencilere tercih döneminde üniversiteleri iyi incelemelerini ve eskiden öğrenciye talebe denirdi biliyorsunuz, evet. Eski zamanda. Talebe de talep etmekten geliyormuş. Talep etmeli. Yani evet. Üniversite talep etmeli, öğrenci üniversitesi gitmeli ve uluslararası neler yapıyorsunuz, ilişkileriniz neler, kadronuz nasıl, nasıl bir ortam sağlıyorsunuz, kültür sanat etkinlikleri neler var, entelektüel sermayemi geliştirmek için. Bütün bunları öğrenci yapmalı, talep etmeli diyorum. Evet yani hocam, sizden de çok kısa alayım. Mutlaka üniversiteyi ziyaret etmeli, öğretim üyeleriyle görüşmeli ve kanımca çok kritik olan staj sorusu ve kariyer geliştirme sorularını sorması gerekiyor öğrencilerin. Evet. Profesyonel gelişim için ne yapıyorsun? Ben buraya geldikten sonra bana nasıl, nerede beni staja yerleştireceksin? Beni nasıl işe hazırlayacaksın sorularını sorması gerekiyor. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum değerli fikirleriniz için, programımıza geldiğiniz için. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Yarın yine çok değerli konuklarım olacak stüdyomuzda. Biz bu programı sevgili Ece Karaboncuk'la birlikte hazırlayıp ekranlarınıza getirdik. Yarın aynı saatte görünceye, görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın diyorum.